Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın, D. 2 Ocak 1943 Ankara, Türk oyuncu, yazar, sunucu. Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu, annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz. Babası Afyonlu Hakim Bekir Sami Akın'dır, annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkes'tir, annesinin ikinci evliliğinden kız kardeşi Günsel'i doğdu. Anneannesi olan Halime Hanım'ın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üvey babası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanım'ın fikrini alırdı. Filiz Akın 3 yaşına kadar babası Hakim Sami Bey'in görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. 5.5 yaşında ilkokula başladı, ilk öğrenimini Ankara Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı. 7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı. Filiz Akın TET Ankara Koleji ve DTCF Arkeoloji bölümünde okudu. Artist Mecmuası'nın düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başladı. 1962, ilk filmi Akasyalar Açarken, Dir Kolejli Kız, Yan Kesici Kız gibi kızlı filmlerle ünlendi. Sinemada özellikle romantik ve batılı kız rollerini canlandırdı. Yönetmen yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yaptı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, daha sonra tüm sinema severlerin tanıyacağı, Yumurcak adlı seri filmlerinin başrol çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu doğdu. Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi oldu, Filiz Akın. Lise arkadaşı Oyasan'ın annesinin ısrarı ile artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya resmini gönderdi ve 1962 yılında birinci oldu, ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçti. Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiler ancak ikna olmadı, fakat Memduh Ün'de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince kabul etti. İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a geldi, kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duyması sinemaya başlamasına yardımcı oldu. Anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken'i Göksel Arsoy'la birlikte çektikten sonra prodüktörler kendisine bütün yılını dolduran bir program hazırladılar. 2002 yılında yakalandığı çene kanseri hastalığını yendi, kansere karşı destek amaçlı, sarı bilezik, mavi bilezik gibi kampanyalar başlattı ve yürüttü. Bu kampanya çok başarılı olmuştur. Son olarak, Starkey İşitme Vakfı Onursal Başkanı olarak, Türkiye'de işitmeyen kalmasın adlı bir kampanya başlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2000 civarı çocuğu işitme cihazı sahibi yaptı. 2004 yılında Bircan Silan Usallı, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Giri'nin yaşam öykülerinin yanı sıra kapsamlı röportajlar da içeren Dört Yapraklı Yonca adlı bir kitap yazdı. 2007 yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan Başrolde Filiz Akın adlı kitapta Türk sinemasında ikonografik ve toplum bilimsel bir değer olarak Filiz Akın olgusunu ele alan bir çalışmadır. Filiz Akın'ın bilinen en sadık ve en bağımlı hayranı olarak da nitelendirilebilecek Pınar Çekirge, Filiz Akın ismi etrafında bir dönemi ustaca aktarmış, halen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca dergilerde Taner Ay, Egah Özgüç, Atilla Dorsay, Fatih Özgüven, Mehmet Atak gibi yazarların ayrıntılı Filiz Akın portreleri vardır.